Nefes alıyor mu orada? Yazık çocuğa, eciş bücüş sıkışmış. Kemikleri ağrır onun. Kalça çıkığı olacak. Erkek bebek konur mu? Maazallah kısır olur. Düşürmeyesin. Bebeğini giymek de neymiş? Bitmezler. Halbuki bebeğini giymek, bir nevi kanguru misali bebeğini göğsünde veya zürafa misali bebeğini sırtında taşımak. Zürafa mı? Orangutan olmasın o? Hah, şöyle. Bebeğini göğsünde veya sırtında taşımak asırlar öncesinden beri süre gelen birçok kültürde hayat bulmuş bir çözümdür, pratikliktir, candır. Japonlardan Kızılderililere, Eskimo'lardan Afrika yerlilerine, Çinlilerden Avrupalılara, hatta Lego'dan Yoda'ya kadar dünyanın birçok yerinde anneler bebeklerini giymişlerdir. Ve tabii ki bazen de babalar. Bebeğini giymek o kadar eski bir gelenek ki, şöyle bir dönüp baktığımızda siyah beyaz fotoğraflarda, kitap illüstrasyonlarında, Japon ukiyo-e'lerinde, antik Mısır rölyeflerinde, tarih öncesi heykellerde ve orta çağ tablolarında bebeğini çeşitli formlarda giyen kadınlara rastlamak çok mümkün. Tabii baby wearing'inde biz kısaca bebeğini giymek diyelim. Bebeğini giymenin de ergonomik olması adına belli kuralları var. İşin içine giymek kelimesi geliyor diye yanlış anlamayalım. Çocuğu da heder etmeyelim. Öncelikle bebeğini giymek insana iki elini birden kullanma opsiyonu sunar. Özgürlük kazandırır. Anne duruşu diye bir şey vardır, bilir misiniz? Şöyle bir şey hemen gösteriyorum. Böyle bebeği şurada leğen kemiğine yerleştiriyorsun böyle. Şöyle yerleştiriyorsun. Sağ el boşta kalsın diye. Mesela böylece sağ elle tencere karıştırabiliyorsun veya ne yapacaksan yapabiliyorsun. Ama bebeğini giymek insana iki elini birden sunar. Özgürsündür. Artık iki elin varken ne yapacağın sana kalmış. İster dağ tırmanın, ister kayak yapın, ister surf yapın, ister halter kaldırın. Hatta pole dance bile yapabilirsiniz. Sizin ya da bunları sakın evde denemeyin, olur mu? Ne demişler? Bir anneye yemek yap ver, karnı bir öğün doyar. Bebeğini giymeyi öğretirsen karnı hep doyar. O söz öyle değil sanki. Değil miydi öyle? Olsun, bu da güzel. Bu arada babaları tenzih ediyorum. Onlar sanki bebeklerini giymişlerken yemek yemeseler daha iyi. Mesela ben ne mi yaptım? Makyaj yaptım, yemek yaptım, evi süpürdüm, çamaşırları yıkadım, spor yaptım, dans ettim, alışverişe gittim. Ama en çok geceyi uyuttum. Evet tamam, böyle bir kum fırtınası falan atlatmadık. O kadar karizmatik değil ama meme reddi yaşadığımız dönemde hayatımı kurtardı. Bir de şöyle bir şey var. Ben diyelim ki çok yorgunum, artık uyutacak halim kalmadı. Babası uyutabiliyor, hatta anneanne uyutabiliyor. Teyze uyutabiliyor, dayı uyutabiliyor, kuzenim. Kuzen uyutabiliyor. Yani isterseniz yoldan geçen adam bile, abartmayalım, uyutabiliyor. Diyelim ki bebeğinize bakıcıya bırakmak durumundasınız. Eğer bebeğinizi giymeyi öğretirseniz bakıcı da uyutabiliyor. Sonra mesela aşı dönüşünde giydim. O huysuzluğu geçti, bir rahatladı. İki tane Bienal gezdik sayesinde. Ormana gittik. Baksanıza dağa çıkanlar bile var yani. Üstelik sadece gezmek de değil. Çalışan, çalışmak zorunda olan anneler de işi ne olursa olsun, ister tarlada çalışsın, ister mecliste, bebeği göğsünde veya sırtında çalışma hayatına devam edebiliyor. Peki bebeğimizi ne zaman giymeye başlayabiliriz? Aslında işin gerçeği, doğurduktan sonra hastaneden bebeğinizi giyip çıkabilirsiniz. Ben sezaryen olduğum için ilk defa 40 günlükken giydim. Ağrılarım o zaman geçmişti. Ama eğer ağrısız bir normal doğum gerçekleştirdiyseniz veya sezaryen sonrasında da ağrısız olabilen anneler olabiliyor, bebeğinizi giyip hastaneden yürüyerek çıkabilirsiniz. Tabii bunun için kullanacağınız kanguru veya aparat da çok önemli. Esnek sling ilk 3 ay anne karnı hissi yaşattığı için en çok tavsiye edilenlerden biri. Esnek sling ile beraber bebeğiniz ilk günden itibaren sanki karnınızdan hiç çıkmamış rahatlığıyla taşıyabilirsiniz. İlk 3 ay bebek aslında özünde kendini hala anne karnında zannediyor ve bir nevi doğduğunun farkında değil. O 9 ay boyunca alışık olduğu düzeni korumaya devam etmek istiyor. Neye alışık 9 ay boyunca? Bir kere 7-24 kesintisiz yemeğe, karanlık, güvenli, anne kokusu olan bir yere, ses. Biz sessizlik ister zannediyoruz bebekler ama aslında anne karnında çok yüksek bir sese maruz kalıyorlar. Beyaz gürültüyü ve şşş
sesini de sevmeleri bu sebepten dolayı. Ve hareket. Dolayısıyla ilk 3 aylık dönemde o kanguru, anne göğsü, anne kokusu, elini kolunu hareket ettirememe, sıcaklık, anne sütüne yakın olma ve sürekli hareket aslında bebeği çok rahatlatan bir şey. İlk esnek slingi gördüğüm zaman canım Gebbe Pınar bize göstermişti. Ta hamileyken eğitim alırken. Benim gözüm acayip korktu. Yani yalan yok. Çünkü ben ayakkabı bağlamayı bile hala bilmiyorum. O esnek sling işte buradan geliyor, buradan giriyor, şuradan çıkıyor falan filan. Benim inanılmaz gözüm korktu. Ben bir tane de kanguru aldım. Hamileyken yaptığım en büyük alışverişlerden biridir. Puset falan filan hiçbirini almadım. Ben kanguru aldım. İstedim ki bu ayakkabı bağlamayı bile beceremeyen kız olarak ben en basit ve en pratik kanguruyu kullanayım. Şuradan işte bir tane şey var, kopçası var. Şuradan da iki tane ipi var, onları çekiyorsun hazır. Çünkü benim beynim daha fazlasını almıyor. Ama esnek sling herkes bağlayabilir. Çünkü ben the idiot, ben bağlayabiliyorum yani. Ben bağlayabiliyorsam herkes bağlayabiliyor. Bu konuda da baby wearing uzmanlarından destek almak veya nasıl bağlayabilirim diye YouTube videolarını izlemek hayatınızı kurtarabilir. Dışarıdan çok fazla çok her ağladığında kucağına alma, bunu iyice kucakçı yapacaksın gibi sözler duyuyoruz maalesef. Halbuki bebeklerin özellikle o ilk 3 ay dönemde her ağladıklarında niye ağlar be bebek? Anneye ihtiyacı olduğu için ağlar. Yani anneyle başka bir iletişim biçimi olmadığı için anneciğim al beni kucağına, sana ihtiyacım var demek için ağlar. O zaman işte bebeğe yeterince kucak verirsek, kendini güvende hissettirirsek ileride büyüklerimizin kucakçı dedikleri bebekten olmaz. Çok sevdiğim bir laf var. İhtiyaçlar giderildikçe azalıyor. Eğer bebeğin kucak ihtiyacını giderirsen, çünkü aslında o kucağın altında başka ihtiyaç var. Acıkmış, uykusu gelmiş, çok fazla uyarana maruz kalmış, korkmuş. Atıyorum annesini özlemiş, fark etmiyor. Ama bir şeye ihtiyacı var. İhtiyacını giderdikçe, sen ne zaman bana ihtiyaç duyarsan ben buradayımı bebeğe anlattıkça bebek bunu özümseyecek ve sonrasında da daha az kucak talep edecektir. Zaten sonra yürümeye başladıktan sonra emeklesin yürüsün falan filan, sen istesen de kucağını alamıyorsun, o ayrı. Peki bebeğimizi kaç yaşına kadar giyebiliriz? İşte burada sınırsızsınız. Sınırsızsınız. Yani sınırsızsınız. Ay kelime oyunu yapacaktım, yapamadım. Siz bebeğinizi kaç kiloya kadar taşıyabilirseniz aslında göğsünüzde ve sırtınızda bebeğinizi o yaşa kadar giyebilirsiniz. Bunun için eğer kanguru kullanıyorsanız kangurunun ayarlanabilir kanguru olması lazım. Bebekle birlikte büyütülebilen modellerden olması lazım. Eğer dokuma rep falan kullanacaksanız zaten onda iyice sınırı yok çünkü bebeğe göre bağlıyorsunuz. Bunda en önemli detay kanguru bebek büyüdükçe de ergonomik duruşu bozmamalı. Nedir bu ergonomik duruş? Aslında şu görsel o kadar güzel açıklıyor ki en önemli şey şurada bebeğin sırtının C şeklinde olması, bacaklarının şuradan sarkan bacaklarının M şeklinde olması. Eğer bacaklar yani şeyden dizden dize diye tanımlıyorlar bunu uzmanlar. Eğer o dizden dize dengesi bozulursa yani bacak boyu uzayıp o dizlerden sarkmaya başlarsa bebeğin ergonomik duruşu bozulmuş oluyor. Ergonomik duruş o kadar önemli ki şimdi bebeklerde en çok korkulan şey kalça çıkığı biliyorsunuz. Böyle akıllarda da şey diye kalmış. Büyüklerimizin en çok gelen bize uyarısı. Kanguruda takılan bebekte kalça çıkığı olur. Aksine bebekte eğer kalça çıkığı varsa veya eğilimi diye diyelim. 2 bez takarak o aradaki kalınlığı sağlayıp bacakların M duruşunu sağlıyorlar. Ben yine tabii tıbbi şeylere girdim ama doktor gibi anlatamıyorum ama siz beni anlıyorsunuz biliyorum. Dolayısıyla bebeğinizi giydiğiniz zaman şöyle bir ayna karşısına geçip bakmanız gereken şey dizden dize koyulmuş mu orası? M duruşu var mı? Yoksa bacaklar sallanıyor mu? Ve sırtı C şeklinde mi? Şu C şeklinde mi? Çünkü bebeklerin daha omurgası şuna uygun değil. En sevdiğim cümle bir öpücük uzaklığınızda olmalı. Yani siz başınızı eğdiğiniz zaman böyle diye öpeceğiniz yer bebeğinizin kafasının üstü olmalı. Ne çok aşağıda ne çok yukarıda. En ideal yer dediğim gibi kafanızı eğdiğinde başının üstünü öpecek seviye. Öne dönder de etrafı görsün bari. Bebeğimi yüzü öne dönük taşıyabilir miyim? Bunda aslında çok tavsiye edilmiyor. Bebeğin yüzü önü dönük taşımaya elverişli olan ve işte ergonomik olan birkaç kanguru markası var. Onun dışında da zaten hiçbir işte rep sling, esnek sling de vesaire de öyle bir bağlama biçimi yok. Ya yan bağlayabilirsiniz özellikle halka slingde. Böyle burada şöyle bacakları durur. Ya da yüzü size dönük veya sırtınızda durur. Dediğim gibi birkaç tane ergonomik kanguru markası var bebeğin yüzü öne dönük şekilde taşıyabileceğiniz. Fakat onlar da 15 dakika maksimum yarım saat öne dönük taşımayı tavsiye ediyorlar. Bunda çünkü bebeğin sırtı C şeklinde olmamaya başlıyor size dayadığı zaman sırtını. Bir de çok fazla uyarana maruz kalıyor. Yani aslında bebeğiniz nasıl bir televizyon karşısına oturup saatlerce televizyon izlemesine müsaade etmeyeceğiniz gibi dışarıda da dışarıya dönük gezdirmekte o kadar küçük bir bebek için çok fazla uyarana maruz kalmak. Halbuki biz bebeği
bebeği sakinleştirmek için biraz da giyiyoruz. Kendi kendini sakinleştirme yeteneğine sahip olmadığı için anne göğsünde huzur bulsun diye. Tabii şey diyenler oluyor, özellikle 3 aydan sonra. Dışarıya bakmak istiyor, etrafı izlemek istiyor. Bebeğinizi giymiş bir haldeyken de buraya kafasını dayadığı zaman şurada çok geniş bir izleme kapasitesine sahip. 6. aya yakın, 6. aydan sonra da yani bebeğiniz başını dik tutmaya başladığı andan itibaren sırtınıza da takabilirsiniz. Böylece sırtınızda da zaten siz ne görüyorsanız o da o şekilde etrafı görecektir. Ama ne olur bebeğinize öyle öne dönük takıp ayaklarını sallandırmayın mümkünse. Sağlıklı olan bebeğin size dönük olması. Kaç yaşına kadar giyebilir, sınırsızsınız dedik. Tabii aslında kangurular 4-5 yaş civarı. Yaş da daha çok söylemiyorlar. Daha çok santim belirtiyorlar. Mesela 110 santime kadar giyilebiliyor diyorlar. İçinizden yani ne gerek var koca çocuk artık dediğinizi duyar gibiyim. Sırf içinizden de değil dışarıdan da diyorlar. Ne yapacaksın askere gidene kadar sırtında mı taşıyacaksın falan diyenler çok var. Ama işte o iş öyle olmuyor. Beraber dışarı çıkıyorsunuz. Onların bacakları mini mini. Sizin bacakları upuzun. Yürüyorsunuz. Anne benim bacaklarım sıkıldı kucağı al beni diyor. Diyecek çünkü onu. Halbuki ne diyorduk az önce? Koca çocuk. O koca çocuğu, anne beni kucağına al diyen koca çocuğu nasıl tutacaksınız kollarınızda? Tutamayacaksınız. O kollar ağrıyacaklar. O yüzden yanınızda eğer kangurunuz varsa tak sırtına o sırt çantası gibi ne senin kolun ağrısın ne o rahatsızlansın. Beraber gidin, gezin. Ki bebek artık başını dik tutmaya başladığı andan itibaren sırtımıza takabiliriz dedik. Onun için de ben kendi kendime evde pratik bir yöntem geliştirmiştim. Onu da şöyle göstereyim. Dışarıdayken çok yapamasam da evdeyken benim çok hayatımı kolaylaştırıyordu. Bebeği sırta taktık diyelim. Çok da keyif alıyor. Ev işlerini de öyle yapıyordum. Sırttayken çok daha rahat oluyor. Evi süpürmek de daha kolay oluyor. İşte yemek yapmak da bulaşık makinesi de. Eline bir tane oyuncak verebilirsiniz mesela. Ama dikkat edin. Diyelim ki orada uyudu. Ben çünkü gece ilk sırtıma taktığımda uyudu orada. Çok da sevindim Olley uyudu diye. Çünkü ondan önce çok alışıktım göğsümde uyumasına. O da göğsümde uyuduğu zaman ben oturuyordum. İşte bacaklarımı uzatıyordum, kitap okuyordum. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Sırtta uyuyunca şöyle bir şey oldu. Evet, hoş değil. Ben öyle o yüzüstü yatar pozisyonda 40 dakika boyunca kalmak zorunda kaldım. Çünkü evde bir de tek başımaydım. Çıkartamıyorum, çıkartsam uyanacak. Zar zor uyutmuşum falan. O yüzden eğer oturup dinlenmek istiyorsanız bebeğinizin sırtınızdayken uyumasına izin vermeyin. Yok iş yapacağım diyorsanız sırtta uyuyan bebek can müthiş oluyor. Birazcık daha büyüdükten sonra uyuttuktan sonra işte yatağına veya herhangi bir yere yatırabilir durumda geldik. Şöyle bir videomuz var. Görevimiz tehlike oluyor tabii. Kanguru'da uyuttuğumuz bebeği uyandırmadan aktarma. Aktarım başarılı olduktan sonra müthiş oluyor. O orada saatlerce uyumaya devam ediyor. Saatlerce. Yani inşallah saatlerce. Oradaki en önemli şey bebeğin bir anda boşluk hissinde kalmaması. Yani buraya çünkü tutunmuş bir şekilde oluyor. Dolayısıyla sırtını yatacağı yerle temas ettirip bir yandan yine işte şşş veya elektrik süpürgesi neyse beyaz gürültüyü devam ettirmek. Bir yandan da böyle popoya veya sırta pat pat yapmak. Gerekirse ben iyice nefesimi de ona yaklaştırıyorum. Yani bir anda o buradaki bebek nereye gittim ben yaşamasın diye teması devam ettirip pişi sağlamak. Eğer gece uykusuna yatıracaksam kanguruyu mutlaka altından alıyorum. Ama yok zaten yanımızda gündüz uykusuysa bacaklarını düzeltiyorum. O kanguru da altında kalmaya devam ediyor. Muhtemelen bebeğinizi ilk giydiğinizde huysuzlanacak. Biz zannediyoruz ki ağlayan bebeği giydiğimizde işte esnek slinge veya kanguruya taktığımızda mucizevi bir şekilde susacak. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Evet ilerleyen zamanlarda kanguruyu görünce bile belki sakinleşecek ama o henüz onun sakinleşeceği bir ortam olduğunu veya bir obje olduğunu bilmiyor. Onun onu güvenli bir şey olduğunu anlamasına ihtiyacı var. İlk giydiğiniz bebeğinizi ağlamaya devam ediyor diyelim. Bunda yararlanacağınız birkaç tane şey var. Bir tanesi benim en çok yaptığım şşş ve beyaz gürültü. Beyaz gürültüyle ilgili zaten daha sonra uzun uzun konuşacağız. O çok hayat kurtaran bir şey. Sonra hareket. Hareket bereket. Hep söylüyorum ben bunu. Mesela zıplayabilirsiniz, dans edebilirsiniz, müzik açabilirsiniz evde, yürüyebilirsiniz tempolu tempolu. Bana hep şey diyorlardı mesela, azıcık huysuzlanmaya başladığı zaman ben böyle zıplamaya başlıyordum. Niye öyle çişin gelmiş gibi zıplıyorsun diyorlardı. Çünkü bebek o 9 ay boyunca anne karnında o harekete maruz kaldığı için o aslında onu rahatlatan bir şey. Bir de hiç olmadı
hala ağlamaya devam ediyor diyelim. Bebeğinizi giyin ve kendinizi dışarı atın. Yani sokağa çıkın. Mesela bebeği uyutmak istiyorsunuz. Evde 45 dakika hiç sürmedi ama sürebilir. Dışarıda gerçekten 2 dakika. Biliyorum bebek ağlarken sokağa çıkmak biraz göz korkutucu olabiliyor özellikle ilk haftalarda. Ama çıkın, eğer başka bir ihtiyacı yoksa susacaktır. Veya diyelim ki dışarı çıkamıyorsunuz. O zaman da balkona çıkın. Yani o temiz havayla bir temas etsin bebek. Eğer hiç olmuyorsa, diyelim ki hiç sakinleşemedi, kangurudayken emzirmeyi deneyebilirsiniz. Bebeği oraya alıştırmak için ve sakinleştirmek için çok muhteşem bir yöntem. Kendinize evet şimdi bebeği uyutmalıyım, şimdi bebeği uyutmalıyım diye kodlamazsanız, siz de yaptığınız şeyden zevk alırsanız hem size spor olmuş olur, o hamilelik kilolarından da kurtulmuş olursunuz. Hamile kaldığım kilonun 3 kilo altına düştüm ben. Hem de bir bakarsınız bebek mışıl mışıl uyuyakalmış. Bebekler duygu mıknatısı gibidir. Bunu sık sık söylüyorum ben. Sizin duygunuz neyse bebeğiniz onun kat be kat daha fazlasını yansıtacaktır. İlk bebeğinizi giydiğiniz zaman bebeğiniz ağlıyorsa eğer ve bir türlü susturamıyorsanız bu sizde strese sebep olabilir. Bu çok doğal. Hele bir de etrafta bak işte ağlıyor, sevmedi, çıkart, bebeği sıkıştırmışsın oraya gibi çatlak sesler varsa bu sizi iyice strese sokacaktır. Mümkün olduğunca sakinleşmeniz ve bebeğinizin orayı seveceğine ikna olmanız lazım. Bebek açken veya huzursuzken ilk denemenizi yapmayın. Keza siz de öyle. Siz de mümkün olduğunca rahat ve stressiz olmalısınız. Veya diyelim ki asla susmadı. Çıkartın. Daha başka bir zaman yine deneyin. Bazı bebeklerin bir şeye alışması için birkaç kere onunla tanışması gerekiyor. Bazı bebekler ilk seferden alışabilir ve mucizevi bir şekilde susabilir. Bazı bebekler için de ikinci seferler, üçüncü seferler denemeler çok daha faydalı olacaktır. Peki neden bebeğini giymek? Devamı haftaya.